Biz Alevi toplumuna yine sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de Aleviler Cuma'ya gider mi? Neden Cuma'ya gitmez? Üç Cuma'ya gitmeyen Müslümanlıktan çıkar diyerek Emevi safsatasıyla günümüze kadar gelmiş kalıplaşmış sorularla soru sormaya kalkıyorlar. Lakin bu soruyu soranlar kendilerine sormuyor mu acaba? Maun suresini inkar edip de Maun suresini Kur'an'dan çıkartmaya çalışanlar Müslüman oluyor ama lakin 3 Cuma'ya gitmeyen Müslüman olmuyor. Kur'an'ın hangi ayetinde yazmaktadır 3 Cuma'ya gitmeyen Müslümanlıktan çıkar diye? Peygamberin hangi hadisinde bulunmaktadır? Sağdan soldan, Ebu Hüreyra'dan, Kamul Ahbar'dan, Seyyid İbni Sabit'ten hadislerle değil, toplama hadislerle değil, peygamberin kendi söylemiş olduğu sahih hadis hangisinde vardır? Hani dinde zorlama yoktu? İslam dini kolaylık dini değil mi? İslam dininde zorlama yok diyenler sizler değil misiniz? Diyanetin tartışmaya kapattığı, Ehl-i Sünnet'in sahih hadis kitaplarından olan 30 ciltlik bir kitaptır El Mesdud'un kitabı. Orada şöyle yazmaktadır. Muaviye, valiliklerine emir vererek kendilerinin yaptırmış olduğu camide, cuma hutbelerinde peygamber ehline, ehli beytine küfür ve hakaretler ettiriyordu. Peygamber ehli beyti kimlerdi? Peygamberin abasının altına almış olduğu Ali'ül Mürteza, Fatıma'tül Zehra, Hasan'ül Müşteba, Hüseyin'i şehidi deşti Kerbela'ydı. Peygamberle birlikte 5 kişiden oluşmaktaydı. Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe'nin kızı Ayşe'den hadis bulunmaktadır. Abbas'tan hadis bulunmaktadır. Ümmü Seleme'den hadis bulunmaktadır. Ali İmran suresi 61. ayeti peygambere nazil olduğunda, Hristiyanlarla birlikte lanetleşmeye gittiğinde, Ehl-i Beyt olarak yanında kimlerinin götürdüğü, Tirmizi'nin 5. cildi 225. sayfasında geçmektedir. Çok bir şey istemiyoruz. Muhammed Mustafa zamanındaki cuma ibadetini istiyoruz. Şu andaki cuma ibadeti Emevilerin iştiraklarla günümüze kadar getirmiş olduğu ibadet şeklidir. Muhammed Mustafa'nın asaba, sahabeye yaptırmış olduğu cuma ibadeti değildir. Zaten o sıraları sahabe yani direniyordu, gitmemeye çalışıyordu. Çünkü niye gitmemeye çalışıyordu? Peygamberin zamanında yapılmış olan cuma ibadeti yoktu. Peygamberden sonra Emeviler hükmü ele aldığından dolayı kendilerince hüküm ve ibadet şekilleri ortaya çıkarttılar. Ve sahabe gitmemeye çalışıyordu, direniyordu. Çünkü peygamber ehline, ehli beytine, İmam Ali'ye, Fatıma'tül Zehra'ya, Hasan'ül Müşteba'ya, Hüseyin'i şehidi deşti Kerbela'ya küfürler ve hakaretler ediliyordu. Buğuz ediliyordu. Ve bunları yapmayanları da, bunları dinlemeyenleri de kendilerinin yaptırmış olduğu cami minarelerine asıyorlardı. Muaviye ve yandaşları tekrardan ashabı nasıl getiririz camiye de cuma hutbesini dinletiriz, ibadeti yaptırırız diyerek cuma hutbesini peygamber zamanında ibadetten sonra okunurken başa aldılar ve hutbe başta okunması farz diyerek insanlara yaydılar ve bildirdiler. Muhammed Mustafa zamanındaki mescitlerde peygamber ibadetten sonra hutbeyi okurdu. Ama lakin Emeviler ve Muaviye zamanına geldiğimizde İmam Ali'ye küfür ve hakaretler ettirildiğinden dolayı
sahabe artık Emevilerin yaptırmış olduğu camiye gelmiyordu. Yani o küfürleri ve hakaretleri duymak istemiyorlardı. Çünkü Allah'ın aslanı Şah-ı Merdan Ali'ye küfür ve hakaretler ediliyordu. Ailenizden birine küfür ve hakaret edilen yere gider misiniz? Şahsen. Kötü söz söyleyen yere gider misiniz? Muhammed Mustafa'nın hiçbir kelamında ve Kur'an'ın hiçbir ayetinde yoktur ki üç cumaya gitmeyen Müslümanlıktan çıkar diyerek ne bir ayet ne de bir hadis bulunmamaktadır. Bu sadece ve sadece Emevi uydurmasıdır. Muaviye, ağacı kesik Semüre deriz bizler. Semüre İbni Cündep. Semüre İbni Cündep'e 100 dirhem altın veriyor. İmam Ali'ye küfür ve hakaret edeceksin minbere çıkıp da diyerek. Semüre İbni Cündep 100 dirhem altını kabul etmiyor. 200 dirhem altın veriyor. 200 dirhem altını da kabul etmiyor. 300 dirhem altın veriyor. Onu da kabul etmiyor. 400 dirhem altın veriyor. 400 bin dirhem altın veriyor ve Semüre İbni Cündep ağacı kesik Semüre tamamıyla ağacı kurusun o Semüre'nin ve onu kabul ediyor. Minberlere çıkıp da bu ayet İbni Mülcem hakkında indi diyerek İbni Mülcem'i şaha kaldırıyor. İbni Mülcem'i yüceltiyor ve İbni Mülcem'i övüyor. Bu ayet ise Ali bin Ebu Talip hakkında indi diyerek insanlara yanlış fetvalar veriyor. Ve İmam Ali'yi kötüleyip karalıyor. Düşünün yani. Yüce Allah, Allah'ın aslanı, aslanım dediği, halifem dediği, peygamberin ben ilmin şehriyim kapısı Ali'dir dediği, Kabe'de doğan ilk insan hakkında Yüce Allah kötü bir ayet indirir mi? Ne diyordu Yüce Allah? Melekleri Cebrail, İsrafil, Mikail'e. Ebu Talip oğlu Ali'yi görüyor musunuz? Nefsini hiçe sayıp Habibim uğruna canını ortaya koydu. Gidin onu düşmanın şerrinden koruyun diyordu. Ve yere düştüğünde Cebrail Aleyhisselam'ın 15 sefer kolundan tutup kaldırdığı İmam Ali hakkında hiç kötü bir ayet indirir mi Yüce Allah? Sadece ve sadece Emevi uydurmasıyla, Emevi avukatlığı yapanların sözleriyle bir cuma olmaz güzel canlar. Emevi avukatlığı yapanların sözleriyle dinde zorlama olmaz güzel canlar. Allah eyvallah, aşk ile.